Merhaba arkadaşlar, Alfa Kripto Futures kanalına hoş geldiniz. Bu videonun konusu üstel hareketli ortalamalar. Daha doğrusu üstel hareketli ortalamaları ben nasıl kullanıyorum? Kripto piyasada trade ederken onlardan nasıl faydalanıyorum? Hangi indikatörleri kullanıyorum? Bunu anlatmak istiyorum. Üstel hareketli ortalamaların teknik analizde oldukça geniş yeri var. Basit hareketli ortalamaların da öyle. Algoritmaların, botların içerisinde sıklıkla yer alan sistemlerdir üstel hareketli ortalamalar. Bu yüzden de önemlidirler. Uzun uzadıya üstel hareketli ortalama nedir, basit hareketli ortalama nedir bunlara girmeyeceğim. Bunlarla ilgili Google'da ve YouTube'da yüzlerce açık kaynak var. Ben bir kabataslak anlatacağım, ondan sonra kendimi nasıl kullandığıma geçeceğim. Adlarından da anlaşılacağı gibi üstel hareketli ortalama, basit hareketli ortalama belli fiyatın ya da değerin ortalamasını bulmak üzerine kullanılan sistemler. Basit hareketli ortalamayla başlayacak olursak, belirli sayıda mumun ya da barın kapanış fiyatlarının toplamının yine o belirli sayıya bölünmesiyle elde edilen değere ya da fiyata basit hareketli ortalama diyoruz. Örneğin 100 tane son 100 tane mumun basit hareketli ortalamasının ne olduğunu öğrenmek isterseniz bu 100 tane mumun kapanış fiyatlarını toplarsınız, 100'e bölersiniz. Böylelikle bu 100 mumun basit hareketli ortalamasını bulmuş olursunuz. Bunu indikatör olarak eklediğinizde TradingView'de sizin karşınıza bütün MA100'lerin noktalarının birleştirilmesiyle oluşan böyle bir çizgi grafiği çıkar arkadaşlar. Buradaki son 100 mumun ortası kapanış fiyatlarının toplanıp 100'e bölünmesiyle elde edilmiş değerdir. Basit hareketli ortalama değeri bulunurken bütün mumların ortalamaya katkısı eşittir. Yani hepsinin katsayısı 1'dir. Hepsinin kapanış fiyatı 1 ile çarpılır ve toplanır. En son 100'e bölünür arkadaşlar. Mesela burada basit hareketli ortalama ben bunu 100 olarak ayarladım. Bunun ortalaması şu anki son hali 0.333'müş. Mesela şuradaki haline bakarsanız 0.272'ymiş. Buradaki haline baktığınızda buradan itibaren ki son 100 mumdur. Hangi noktayı seçerseniz o noktadan itibaren önceki 100 mumun ortalaması alınarak oluşturulmuştur. Oradaki noktanın ortalama fiyatı arkadaşlar. Üstel hareketli ortalamaya gelecek olursak, üstel hareketli ortalama basit hareketli ortalamadan farklı olarak şimdiki zamanda yani şu anda gerçekleşen mumların daha değerli, daha kıymetli olduğunu düşüncesiyle hareket edilerek oluşturulmuştur. Mumların katkısı basit hareketli ortalamada olduğu gibi eşit değildir ortalamaya. Yani bütün mumların katsayısı kapanış fiyatlarının çarpan katsayı 1 değildir. Şimdiki zamanda şu ana yakın olan mumların katsayısı daha yüksektir. En eski, en geçmişteki yani 100, son 100 çubuktaki birinci çubuk, ikinci çubuk, üçüncü çubuk, en geçmişteki 1, 2, üçüncü çubuk bunların katsayısı daha düşüktür. Yani ortalamaya katkıları daha zayıftır. Şimdiki zamana yakın olan şu andaki mumların ise katsayısı daha yüksektir. Bu yüzden bunun fiyatı daha iyi takip ettiği düşünülür. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. O yüzden üstel hareketli ortalamaları kullanıyorum. Üstel hareketli ortalamaların, basit hareketli ortalamalardan farkı, bunda barların ortalamayı hesaplamadaki katkısı eşit değildir. Şimdiki zamandaki şu anda oluşan mumların katkısı daha yüksek, geçmiş zamandakilerinki daha düşüktür basit hareketli ortalamadan farklı olarak. Bu da arkadaşlar 100 barlık bir o hareketli ortalama ama üstel hareketli ortalama. Arada ufak bir fark var şu anda aslına bakarsanız ama zaman zaman o farkın
arasında boşlukları olduğunu görürsünüz. Özellikle 100 yerine daha yüksek 200-300 gibi rakamlar hareketli ortalamaları aldığınızda bu aralık daha açılabiliyor arkadaşlar. Ya da şöyle başka saatlerde bakarsanız aralık daha açılabilir. Evet. Basit hareketli ortalama ile üst hareketli ortalamanın genelde tanımını yaptım. Daha ayrıntılarıyla daha iyi dediğim gibi YouTube ve Google'dan öğrenebilirsiniz. Üstel hareketli ortalama ile basit hareketli ortalamalar bir destek direnç noktası olarak kullanılırlar. Bazıları işte 50, 100, 200 bunlar önemlidir. 25 bunlar önemli üstel hareketli ya da basit hareketli ortalama sayılarıdır. Bunlar yaygın olarak kullanılırlar. Destek ve direnç olarak çalışırlar. Veya bir yükselen trendde geri çekilme bölgesi olarak yani destek bulacağı bölge olarak ya da bir düşen trendde yükselip direnç göreceği bölge olarak çalışırlar arkadaşlar. Bunun haricinde trend belirlemede de kullanılırlar. Ona da değinelim nasıl kullanıldığına. Trend belirlemede de şöyle kullanılırlar arkadaşlar. İki tane hareketli ortalama, biri küçük, biri büyük. Yani biri 25 ise biri 100, biri 50 ise biri 200 gibi. İki tane hareketli ortalama alınır. Birine hızlı, hızlı, birine yavaş denir. Küçük olana hızlı, büyük olana yavaş denir. Yani hareketli ortalama olarak birine 100, birine 25 seçtiyseniz bu 25 mavi olan, kırmızı olan da 100 arkadaşlar. Mavi olan hızlı hareketli ortalamanızdır. Kırmızı olan yavaş hareketli ortalamanızdır. Ya da mavi olan kısa hareketli ortalamanız, kırmızı olan uzun hareketli ortalamanızdır. Küçük olan büyük olanı yukarıya kestiği zaman yukarıya doğru trend başlar. Aşağı kestiği zaman aşağı doğru trend başlar gibi bir mantalite vardır arkadaşlar. Bu şekilde hareketli ortalamaları kullanarak da trend belirlenebiliyor. Bu şekilde de kullanılabiliyor arkadaşlar. Peki ben nasıl kullanıyorum? Asıl oraya gelmek istiyorum. Ben daha çok geri çekilmeler, basit hareketli ortalamayı kullanmıyorum. Ancak bu basit hareketli ortalamalar çalışmıyor diye değil, ben kullanmıyorum. Üstel hareketli ortalamaları tercih ediyorum. Nasıl kullanıyorum? Ben geri çekilme bölgelerinden yararlanıyorum arkadaşlar. İlk indikatör göstereceğim anka indikatörü. Bunun içinde aslında basit hareketli ortalamalar da var. Mağlar şeklinde. Görüyorsunuz şöyle bir ayarlarını da göstereyim. Daha sonra isteyip de ayarlamak istiyorsa. Mağlar, mağ şeklinde yazılanlar basit hareketli ortalama. E mağlarsa üstel hareketli ortalama. Şöyle 7, 13, 21, 25, 50, 55, 89, 100, 150, 144, 200, 233, 382, 500 ve 618 benim kullandığım grafiğimde görmek istediğim hareketli ortalamalar arkadaşlar. Ben bunu bu şekilde renklendirdim. Peki ben nasıl kullanıyorum arkadaşlar? Şu şekilde kullanıyorum ben arkadaşlar. Bazılarını zaten değerlerine baktığınız zaman görürsünüz. 25, 50, 100 ve 200 ve 144-150 kıymetli üstel hareketli ortalamalardır arkadaşlar. Bunlardan birini geri çekilme, fiyat geri çekildiğinde bir trende girdiğinde destek ya da direnç olarak kullanır arkadaşlar. Burada mesela CHR'deyiz. CHR'nin bakın şurada 50'yi geri çekilme bölgesi olarak kullandığını, şurada 25'i şöyle birazcık daha yaklaştıralım. Bakın şurada 25'i görüyor musunuz? Şurada 25'i, şurada 50'yi, şurada 25, şurada 50'yi, şurada milimetrik olarak 144-150 bandını, şurada yine 144-150 bandını, şurada tekrar 25'i kullandığını görüyoruz arkadaşlar. Burada biraz yüzün altına sarkmış ama sonra tekrar üstüne çıkmış. Ben grafiği başka şeyler de kullanıyorum biliyorsunuz price action falan kullanıyorum mumların yapısına da bakıyorum. Belli bir bölgeye ulaştığında burası benim destek direnç olarak daha önceden belirlediğim bir bölge ise örneğin şurada bence bir hem arz talep bölgesi var hem destek direnç var. Hem de bir hareketli ortalama denk geliyorsa buraya
burada olduğu gibi ve buradan bir alış tepkisi görüyorsa buradan geri döneceğini düşünüyorum. Yani sizin çizdiğiniz bölge, destek direnç ya da arz talep bölgesi, suptem olarak belirlediğiniz bölge veya daha önceki videoları izleyenler için söylüyorum. Money Machine indikatörünün al verdiği bir bölge ise burası. Price action kuralları da size buralarda işte ne bileyim pin barlar, fake setuplar bir şeyler atıyorsa, yani bu bir hareketli ortalama denk geliyorsa sizin belirlediğiniz bölgeye, o bölgeden geri çekip tekrar yükselişin trendinin devam edeceğini düşünüp işleme girebilirsiniz arkadaşlar. Neymiş? O geldiği hareketli ortalamanın bulunduğu yerde bir destek direnç, bir arz talep bölgesi varsa ya da o bölgede hareketli ortalamanın denk geldiği yerde bir dönüş setup'ı yapıyorsa, price action'a göre inside bar, pin bar, fake setup gibi bir dönüş setup'ı yapıyorsa, mumlar veya yükselen engulf gibi bir setup yapıyorsa ya da engulf yapısı, yükselen engulf demeyelim de bir engulf yapısı ile trendin devam edeceğini gösteren bir işaret yapıyorsa, o hareketli ortalama %90 dönüş vereceği hareketli ortalamalıdır. O hareketli ortalamadan işleme girebilirsiniz arkadaşlar. Destek ve direnç olarak çalışır. Bu destek ve direnç olarak çalışmasından yararlanarak işleme girme metodudur. Trende girmiş bütün olan ister aşağı trend olsun ister yukarı trend olsun bütün coinlerde bu sistemden yararlanabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece indikatörü açmak, hangi üstel hareketli ortalamadan destek ya da direnç görüyorsa o ortalamadan işlem açmak. Burada şurada direnç destek görmüş long, şurada destek görmüş long, şurada destek görmüş long, şurada destek görmüş long. Düşerken bakalım, bakın şurada direnç görmüş short, bakın yükselirken long, burayı tekrar destek almış long. Bakın hiç kimse, çoğu kimse kullanmaz ama benim kullandığım 618-500 destek almış, burayı uzun süre destek tutmuş. Buradan şununla beraber longlayabilirdiniz. Bakın 200'ü destek alıyor, yukarıya çıkıyor. Burada direnç görmüş 50'den düşüyor short gibi. Yine yükselirken bakın hep 25'e 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 20-25 bandını destek alıyor. Şurada 50'yi destek almış kendine gibi trendleri takip edebilirsiniz. Bu arada lütfen 618'in nasıl çalıştığına dikkat edin. 618 turuncu alan. Bu şekilde destek ve direnç olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunun üzerine uzun uzun anlatılacak çok şey yok. Hangi zaman diliminde kullanırsanız kullanın. Ben yaygın olarak 30 dakikalıkta ve 4 saatlikte bakarım. Bakın. Şöyle açalım. Şöyle birazcık daha açalım. Bakın 25'in üstüne çıkıyor. Hep bir sonraki hedefleri. 25'in üstüne çıkıyor, 50'ye gidiyor. 50'nin üstüne çıkıyor, 100'e dokunuyor. Buralardan hep bir tepki de görüyor. Sonra geri tekrar altına düşmüş. Sonra 144'e gidiyor. Yavaş yavaş kademeyi arttırıyor görüyorsunuz. Hep üstünden direnç yiyor. Yükselmeye başladığı anda da alttan bir tanesini destek alıyor. Bakın şurada 50'yi destek almış mesela. Şurada 100'ü destek almış. Burada yine 100'ü destek almış. Burada artık trende girmiş 25'i destek almış. Şurada 13'ü destek almış 4 taşta gibi. Sadece destek ve direnç aldığı noktalara dikkat ederek oralardan yine söylüyorum. Formasyonlara dikkat ederek, yani şurada mesela bir fake setup oluşmuş, demek ki dönüş vermiş. Bullish bir fake setup oluşmuş, demek ki burayı destek aldığını anlayacağız. Buradan long işlem açacağız arkadaşlar. Yani tek başına hareketli ortalama buraya geldi, buradan girerim diye bir şey yok. Belirlediğiniz bir bölge var. Bir destek direnç olabilir, bir Fibo seviyesi olabilir, bir arz talep bölgesi olabilir. Veya bir price action setup'ının inside bar, efendim fake setup gibi bir oluşumun olduğu ya da money machine indikatörünü kullanıyorsanız money machine indikatörünün al verdiği bir noktadır.
Öyle bir noktaya denk geldi bu hareketli ortalama. O zaman o hareketli ortalamadan işleme giriyorsunuz arkadaşlar. Örneğin şurada 30 dakikalık da göstereyim. Animation indikatörüyle. Evet. Bakın. Şuradaki 30 MA yüzü destek almış mesela. Biraz altına sarksa da MA yüzü destek almış. Buradan işleme girebilirsiniz arkadaşlar. Şurada yine MA yüzün biraz altına sarkmasına rağmen yine buraları destek almış aslında. Buradan işleme girebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şurada göremiyorsunuz ama 144'ü 144 MA 144 150 MA 144 150 ikisi de turkuaz olduğu için göremiyorsunuz belki. Bakın şu nokta ve şu nokta destek almış hem de bir manimation noktasına denk gelmiş. O zaman buralardan girebilirsiniz arkadaşlar. Yani o noktada bir arz talep bölgesi, bir destek direnç, bir price action dönüş verisi, dönüş mumu varsa ya da manimation indikatörünün al ya da sat verdiği bir bölge ise o hareketli ortalamanın olduğu yer muhakkak destek ya da direnç olarak çalışacaktır. Oradan işleme girmelisiniz. Hareketli ortalamalar, üstte hareketli ortalamaları ve Anka indikatörünü bu şekilde kullanıyorum. Anka indikatörü basit bir hareketli ortalama, üstte hareketli ortalama indikatörüdür. Siz de dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Diğer yapıya gelince arkadaşlar kullandığım ikinci indikatörü göstermek istiyorum. Arkadaşlar bazen grafiği açıyorsunuz. 5 dakikalık da işte tren 5 dakikalık grafikte, 15 dakikalık grafikte, 30 dakikalık grafikte ya da 4 saatlik grafikte hangisinin hareketli ortalamasını dikkate alacaksınız? Hangisine göre işlem yapacaksınız? Yani 4 saatlikteki MA 100'e göre mi işlem yapacaksınız? Onu mu destekleyen çalacaksınız yoksa 30 dakikalıktaki işte MA 200'ü mü destekleyen çalacaksınız? Hangisine göre bakacaksınız? Bunlar konusunda kararsız kalıyorsunuz. Aslında hepsi fark etmez. Destek ve direnç olarak çalışıyorlar. Ama eğer hepsini bir arada görmek istiyorsanız yani şu anda mesela bir multi time frame MA indikatörü açtım. Eğer bir grafiğin üzerinde 30 dakikalık grafikteyiz. 30 dakikalık grafikteyiz. Ama 5 dakikalıktaki üstel hareketli ortalamaları da 5 dakikalıktaki üstel hareketli ortalamaları da 30 dakikalıktaki üstel hareketli ortalamaları da 4 saatlikteki üstel hareketli ortalamaları da bir arada görmek istiyorsanız, aynı anda görmek istiyorsanız bu indikatörü kullanabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Ben 25-50-100'ü kullanıyorum. 25-50-100'ü kullanıyorum. Şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Bir tanesine 2 ve 3, 1, 2, 3 olmak üzere 3 setup var. İkinciye 4 saatlik ayarlarsınız arkadaşlar. 25, 50, 100. Ona belli renkler verirsiniz. Şu kalın yeşil, mavi olan 25, 50 ve 100 bende. Bir tane 5 dakikalık ayarlarsınız. Örneğin burada da sarı, turuncu, kahverengi olan 25, 50, 100. Bir de İşte yine 25, 50, 100, EMA 25, EMA 50, EMA 100, 30 dakika için ayarlarsınız arkadaşlar. Burası tikli olmayacak yalnız birincisi onu söyleyeyim. Şimdi ben grafikte ne görüyorum? 30 dakikalık grafikte olmama rağmen, 30 dakikalık grafikte olmama rağmen 5 dakikalık 25, 50 ve 100 sarı, turuncu ve kırmızı şeklinde ayarladım renklerini. Bunları görebiliyorum. Böylelikle 5 dakikalık da trendte mi? Trendte. Bunu görebiliyorum. Kısa olanın üzerinde gidiyor. Yeşil, mavi, kırmızı, silik renkli olan yeşil, mavi, kırmızı ise 30 dakikalık. 30 dakikalık trendde mi? Onun da destek direnç noktalarını görebiliyor muyum? Görebiliyorum. Bir de aşağıda var bakın. Kalın olan. 4 saatlik. 25, 50 ve 100 olmak üzere. Böylelikle ben neyi görmüş oldum arkadaşlar? Hem 4 saatlik hareketli ortalamaları, hem 30 dakikalık hareketli ortalamaları, hem 5 dakikalık hareketli ortalamaları aynı grafik üzerinde görmüş oldum. İsterseniz bunu değiştirirsiniz arkadaşlar. Birini günlük, birini 4 saatlik, işte birini 30 dakikalık da yapabilirsiniz. O şuradaydı sanırım. Pardon. Bu değil.
Evet. Bakın 30 dakikalık, 4 saatlik ve 1 günlük arkadaşlar. Günlük olan sarı, turuncu ve kahverengi. 4 saatlik olan yeşil, mavi, kırmızı olarak ayarlamışım. Yine yeşil, mavi, kırmızı 30 dakikalık. Böylelikle grafikte hem 4 saatliği hem günlüğü hem 30 dakikalığın hareket ortalamalarını bir arada görebildim. Üstte hareket ortalamalarını. Yani bakın fiyat geliyor geliyor EMA 25 yaklaşık olarak 20'den falan sekiyor. Burayı 20 ayarlasam muhakkak denk geldiği bölgeyi göreceğizdir. Bakın görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Evet, gördünüz mü? 20'ye denk geldi. İstiyorsanız burayı 20 de ayarlayabilirsiniz ama ben tam uç noktayı görmek için 25 ayarlıyorum. 20'ye değmiş, 20'yi destek olarak yukarıya çıkıyor 4 saatlikte. Böylelikle grafikteki bakın gelmiş gelmiş nereyi destek almış? 4 saatlik grafiğin 4 saatlik grafiğin yüzünü destek almış. Günlüğün ise 50'sini destek almış arkadaşlar. Böyle bir grafikte size neyi söyler? Hareketli ortalamaların hem çoklu kullanmanızı sağlar, hem 30 dakikalıktaki destek direnç ve trendin yönünü görürsünüz. Hem 4 saatlikteki trendin yönünü görürsünüz. Hem günlükteki trendin yönünü görürsünüz. Bu şekilde kullandığınızda bütün trendleri hareketli ortalamalar vasıtasıyla ve hareketli ortalama destek ve dirençlerini bir arada görmüş olursunuz. Multi time frame kullanırsınız. Örneğin şurada burada günlük ve 4 haçta yükselen bir trend. Günlük ve 4 haçta yükselen bir trend varken 30 dakikalık trend zaman zaman düşüş trendine girmiş. Ama nereden dönmüş? Nereden destek almış? Günlükte ve 4 saatlikte yükselen trend olduğu için günlüğün ve 4 saatliğin geri çekilme pullback noktalarından destek alıp hareketine devam etmiş. Tekrar şuraya dönecek olursam daha net göreceksiniz. Bakın 30 dakikalık, 5 dakikalıkta ve 30 dakikalıkta düşüş trendine giriyor. Buralardan short işlem açabilirsiniz. 4 saatlikte ise MA100'ü destek alıyor, MA100'ü destek alıyor, tekrar yukarıya çıkıyor. MA100'ü pardon. MA100'ü destek alıyor, yukarıya çıkıyor arkadaşlar. Çıkarken de bakın burayı destek aldıktan sonra önce 5 dakikalığın şurada göstereyim. Bakın burada 4 saatlik MA100'ü destek almış. Daha sonra yukarıya doğru çıkarken ilk önce 5 dakikalık trende giriyor. İlk önce sarı, turuncu ve kahverengiden oluşan çizgiler 5 dakikalık. İlk önce o trende giriyor. Sonra yavaş yavaş 30 dakikalık da trende girdiğini görüyoruz. 30 dakikalık da trende girdikten sonra hareket hızlanıyor. Üçü de yani hem 4 saatlik hem 5 dakikalık hem 30 dakikalık yukarı trenddeyken yukarı hareket çok kuvvetli oluyor. Üçü de aynı yönde hareket ediyorsa aşağı trend kuvvetli oluyor. 4 saatlik yukarıyken 30 dakikalık ve 5 dakikalık aşağı olabilir. Bu durumda ne yaparsınız? 4 saatlikte bir yeri destek almasını burada olduğu gibi bekler. Oradan dönmesini beklersiniz. Dönmesiyle beraber işleme girersiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bunun için ben iki tane indikatör kullanıyorum. Şuraya gelelim. Evet. Bir anka kendi indikatörüm o an kullandığınız grafik zamanında 30 dakikalık 30 dakikalıktaki dönüş yerlerini görüyorum. Dönüş yerlerini görüyorum. Destek direnç aldığı yerleri görüyorum. Ya da 15 dakikalık artık siz hangisini kullanacaksanız. Ben genellikle 30 dakikalıkta bakarım ve 4 saatlikte bakarım. Trendleri analiz ederken. Gördünüz. Burada hep 20-25'in üzerinden sekiyor mesela. Diğeri de MTF, Multi Time Frame olan hem 5 dakikalı hem 30 dakikalı hem 4 saatli şeklinde ayarladığım için o şekilde görüyorum. Hepsini bir arada görebileceğim Multi Time üstte hareketli ortalama indikatörü.
Bununla da trendlerin takibini rahatça yapabilirsiniz arkadaşlar. Üstel hareketli ortalamalarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bilgiler olmuştur. Hepinize bol kazanç diliyorum.